Yeni Mesaj TV'den merhaba. Değerli kardeşlerim, özellikle son günlerde toplumumuzu derinden yaralayan bir olayı bugün gündemimize getirmek istiyorum. Bu nedir? İntihar olayı. Malum İstanbul'da, Fatih'te 4 tane can kardeşimiz ve aynı şekilde Antalya'da yine 4 tane can kendilerini siyanürle zehirleyerek belki de aynı kaderi yaşadılar ve intihar ettiler. Aslında İntihar toplumun belki kanayan en büyük yaralarından bir tanesi. Maalesef geldiğimiz dönemde, çağdaş dediğimiz 21. asırda insanların malı, canı ve namusu daha fazla koruma altına alınması gereken bir dönemde maalesef Allah'ın insanlara ikram ettiği, belki de en büyük değer olarak bahşettiği cana insanlar pervasızca kıyabiliyorlar. Bu nedir? Bunun toplumun belki bu noktaya gelmesinin sebepleri alıştırılabilir ama ben bugün inancımız açısından intihara nasıl bakılır, intiharın inancımızdaki, İslam'daki yeri nedir? Bununla alakalı kısa bir sunum yapmak istiyorum. Sizleri bazı şeylerle paylaşmak istiyorum. Önce de şunu ifade edeyim ki can Allah'ın insanlara verdiği en büyük emanetlerden bir tanesidir. Tevhidi bütün dinlerde, yani İslam'dan önce gelen tevhidi, temeli tevhid olan Allah'ın birliğine dayanan bütün dinlerin temel öğesi koruma altına aldıkları hamseyi 5 tane ana sıra hamse dediğimiz 5 tane temel unsur var. 5 ana unsur. Bunlar mal, can, namus, akıl ve dindir. Yani bütün tevhidi dinler malı, canı, namusu, aklı ve dini koruma altına almışlardır. Bu 4 tane unsur bir tarafa ama özellikle bizi ilgilendiren yönüyle can bütün dinlerin, tevhidi dinlerin koruma altına aldıkları ve özellikle de Allah'ın emaneti olarak baktıkları bir konu. Canın herhangi bir şekilde yok edilmesi, cana kıyılması, insanın hem kendisi veya bir başkası tarafından cana kıyılması belki de toplumu temelinden yaralayan bir unsur. O açıdan Kur'an'ın temel mantığında bir cana kıyanın bütün toplumu katlettiği, bir canı ihya edenin de bütün toplumu, bütün bir insanlığı ihya ettiği temel mantığı vardır. Şundan yola çıkarsanız eğer Allah insana canı emanet olarak bahşetmiştir ve onu koruma altına almakla birlikte onu alma yetkisini de, yani insanın doğuşunu Allah takdir ettiği gibi ölümünü de ancak Allah takdir edebilir. İntiharda insanın temel mantığında Allah'ın hakkı olan, Allah'ın emaneti olan bir konuya, bir hususa veya bir cana kıyma gibi büyük bir cinayet de söz konusudur. O açıdan bizim temel mantığımız şu olmalıdır. Can Allah'ın koruması altındadır ve ona hiçbir şekilde ne şahsın veya bir başkasının müdahale hakkı yoktur. O açıdan nahak yere bir Müslümanı katleden, bir insanı katleden ebedi cehennemliktir. Veya bunu katletmek bir yana, Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyurduğu ifa üzere, nahak yere bir Müslümanın katline, öldürülmesine yarım kelime, şatr ifadesi var orada, yarım kelime katkıda bulunanı Allah kıyamet günü bunun Allah'ın rahmetinden nasibi yoktur diye karşılar. Bunlar temel mantığımız olmalı gerekir. İntihar nedir? İntihar aslında nahır kelimesinden türemiş bir kelime. Nahırın manası ne? Nahır bozlamaktır. Yani o Kevser suresinde geçen nahır kelimesinin aslı boğazlamaktır yani. Orada Allah adına kurban kesmek ifade edilirken intiharda Allah'ın verdiği canı nahak yere sebebi ne olursa olsun ortadan kaldırmak söz konusudur. Efendim bunun toplumsal içerikleri vardır. Yani toplumsal altyapısı vardır. Aklınıza her şey olabilir. Ama temel mantık şu olmalıdır. Allah'ın verdiği cana kıymak haramdır. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde bu konunun üzerine bahisle duruyor, ısrarla duruyor ve intihar eden, herhangi bir şekilde zehirlenerek veya bıçakla kendisini katlederek öldürülen birkaç tane insanın cenaze namazını kılmıyor. Hatta onlarla alakalı cehennemliktir diyor. Efendim İslam alimleri bunu hafifletmek için ortaya bazı şeyler ortaya koymuşlar. Yani intihar anında insanın aklının gideceği mantığıyla yola çıkarak
onun cehennemden azat olunabileceği, Cenab-ı Hakk'ın ona bir şekilde merhamet edebileceği düşüncesi olmakla birlikte intiharın akıbetinin hem dünyada hem de ahirette umulmaz yaralar açacağı temel düşüncesi vardır. Efendim, Doğu dinlerinde, batıl Doğu dinlerinde ki belki de intiharı teşvik eden, bugün maalesef batıda da intihar etmek aslında bir gelenek haline geldi. Mesela Yunan felsefesinde, Yunan filozofların önde gelenlerinden Eflatun'un temel mantığı vardır. Yoksulluk sebebiyle bir insan intihar edebilir gibi bir düşünce vardır. Belki de bugün bizim toplumumuzda özellikle şu son 8 tane canın kıyılmasında temel gerekçe, temel sebep yoksulluktur. Ama hangi sebeple olursa olsun yoksulluk olabilir, insanların dul kalması olabilir ki Hinduizm'de veya Budist felsefesinde de dul kalan kadının intihar edebileceği gibi sapık bir düşünce de vardır. Neden intihara İslam karşı, neden İslam ısrarla canın korunmasını öne çıkarıyor? Çünkü hangi sebeple olursa olsun, yoksulluk sebebiyle, dul kalma sebebiyle, herhangi bir hastalık sebebiyle insan Allah'ın üzerindeki bu musibeti bir ahiret kazanımı addederek onun üzerinde sabırla, ısrarla onu ortadan kaldıracak sebeplere sarılması gerekir. O açıdan intiharı bir kurtuluş vesilesi olarak addetmek hem inancımızda, hem hadis-i şeriflerde, hem de normal toplum felsefesinde aklın öne çıktığı çağdaş dünyada tamamen yanlış bir düşünce olarak addetmek gerekir. Bu manada ben bir defa daha şunu söyleyeyim. İntiharla alakalı çok şey söylenebilir ama intihar bir felakettir. İntihar eden insanın akıbetiyle alakalı İslam'ın temel öğelerinde onun akıbetinin felaket olacağı ortaya konmuştur. Hatta onun yıkanması, kefenlenmesi, başlı başına bunlar birer konudur ama intihar sonuç değildir. İntihar çözüm değildir. Özellikle Müslüman Türk toplumunun geldiği noktada sebep ne olursa olsun intiharından kaçınmak gerekir. Şununla bitiriyorum. Malum Oğuz Kağan, Türk'ün atası, Türk yurdunda fakirlik suç sayılsın diye temel bir mantığı var, temel bir felsefesi var. O açıdan intihar eden insanlar kadar onları intihara sürükleyen belki liderler de, siyaset de, toplum da o derece sorumludur. Ben bu mantıkla beraber intiharın büyük bir felaket olduğunu ifade ediyor ve saygılar sunuyorum.